Bu AKP dönemiyle beraber kendisi de hem kabudaki sendikalarda böyle oldu, hem işçi alanında da böyle oldu. Giderek kendisine karşı mücadele eden, direnen sendikalara karşı da bir daha baskıcı bir şeyle karşı karşıya kaldık. Biz sendik olarak da bunun en fazla sıkıntısı yaşayan sendikalardanız. Yani bu dönemde de aslında baskılar özellikle şeyden yana, Hak İş mesela, Hak İş burada bu dönemde üye sayısını çok olağanüstü bir şekilde arttırdı. Hak İş Konfederasyonu. Bu dönem aslında biraz önce söylediğim gibi tamam, bir taraftan da grev yasaklarının da arttığı bir dönem. Yani zaten biliyorsunuz Erdoğan zaman zaman onda övünür. Yani bizim dönemimizde kaç tane grev yapıldıdır. Çünkü her birçok grev kararı alıp uygulamaya başladığında hep grev yasaklamalarıyla karşı karşıya kaldı sendikalar. Yani bu dönemde ondan övünür. Yani Erdoğan en fazla grev yasaklamalarının olduğu dönem AKP dönemidir. Yani zaten gerçek anlamda bir grev hakkından söz edilemez. Var olan grev hakkının da kullanımı ile ilgili en fazla grev yasaklamalarının olduğu dönem AKP dönemi oldu. Gerçek anlamda şu anda bu dönemde bir taraftan sınıf mücadelesi var. Şeyin en son açıklanan TÜİK'in kendi açıkladığı verilere göre baktığımızda işçilerin daha önce %36-%37 olan milli gelirden almış olduğu pay son 2 yılda %25'e düştü. Yani işler giderek yoksullaşıyor. Yani artan hayat pahalılığı karşısında sendikaların amacı yapmış olduğu toplu sözleşmelerle artan hayat pahalılığı karşısında enflasyon üzerinde bir hak almak, toplu sözleşme mücadelesiyle. Ama özellikle son yıllarda yani enflasyondaki olağanüstü artışla, sadece TÜİK'in açıkladığımız olduğu enflasyon oranlarının en az iki katı var Türkiye'de enflasyon, gerçek enflasyon. Yani biz de geçen yıllarda yapmış olduğumuz toplu sözleşmelerin üzerine toplu sözleşmeler çünkü anlamsızlaştı. İlk yapmış olduğumuz şeyde bir bakıyorsun işte %36 zam almışız ikinci yıl ama ikinci yıl bakıyorsun enflasyon %100'ün üzerinde artmış. Yapmış olduğumuz toplu sözleşmenin de bir anlamı kalmıyor. Yani işçi sınıfı aslında son birkaç yıl içerisinde giderek daha da fazla yoksullaştı. Bu resmi TÜİK verilerinde de ortaya çıktı. Sermaye sınıfı giderek zenginleşti. İşçi sınıfı yoksullaştı. Zaten bunu Nebati kendisi de söylüyor zaten. Nasıl ifade etti Nebati bunu? Hazine ve Maliye Bakanı. Biz dedi enflasyonla büyümeyi tercih ediyoruz dedi. Elbette dedi burada şeyler bazılarının aleyhine olacak ama işte burada ihracatçılar kazanacak, firma sahipleri kazanacak. Kaldı ki öyle oldu. 1 Mayıslar şöyle tabii, 1 Mayıslar işçi sınıfının sermaye sınıfına karşı direniş ve mücadele günleri. Yani 1 Mayıslar aslında neyle 8 saatlik iş gücü mücadelesinden ortaya çıkmış. Yani sermaye sınıfında o biraz önce başlarda söylediğimiz gibi kapitalizmin ilk yıllarındaki 14, 15, 16 saatlerde ulaşan uzun çalışma süreleri, ağır çalışma koşulları ve sömürü düzenine karşı direnişin ve mücadelenin adı aslında 1 Mayıslar oradan doğmuş. O bakımdan da bu 1 Mayıslar da yani o mevcut şu anki işçi sınıfının önündeki mücadele sürecindeki genel taleplerini hem ulusal anlamda hem uluslararası alanda taleplerini haykırdı ve gücünü sermaye sınıfına karşı gösterdiği birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak ortaya koyması lazım. Yoksa sadece yani bir yani geçmişte bir şey gibi, anma gibi ya da şey bir günde bir sermaye sınıfına karşı bir mücadele günü olarak tam da bu dönemde aslında bir mücadele yönünün daha ağır bastığı, mücadele ve direniş yönünün bir süreç olarak değerlendirmek lazım. İşçi sınıf içerisinden şeyler, siyasi partiler göstermelik de olsa aday gösterirdi. Yani mevcut parlamentodaki partiler. Şu ana baktığım, gördüğümde seçilebilecek hiçbir yerde bir tane şey adayı yok. Sendika kökenli, yani sendika yönetimi şey, seçilme olasılığı olan şey yok. Aday yok. Yani bu da neyin göstergesi aslında? Sınıf hareketinin, sendikal hareketinin de zayıfladığının bir başka açısından göstergesi. Yani burada amaç tabii beklenti 14 Mayıs'ta bu baskıcı, bu iktidarın son verilmesi. Yani bu iktidarın yerine daha demokratik, daha baskıcı olmayan bir yönetimin şekillenebilmesi umudu.